Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün sizlere Shiba Coin'den bahsetmeye çalışacağım. Shiba Coin ne olacak? Kısa vadede ne olur? Uzun vadede ne olur? Bir de Elon Musk'ın Dogecoin hakkındaki tweetini de ele alacağız. Ve videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Bir de dostlar videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler, yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir tamamen kendi yorumlarım ve kendi görüşlerimdir bildiğiniz gibi dün Elon Musk e, dogecoin hakkında bir tweet atmıştı e, baby doge demişti arkadaşlar e, Elon Musk'ın şu anda ne yaptığı belli değil bir Shiba coin hakkında tweet atıyor bir dogecoin hakkında tweet atıyor yani Elon Musk'ın arkadaşlar o yaptırımı benim görüşümce e, piyasayı manipüle etme amacıyla olmuş bir olay aslında çok da fazla takılmamak lazım Diyebilirim. Bir de arkadaşlar bugün güzel bir haberler geldi. Yani Bitcoin açısından, diğer altcoinler açısından sadece Bitcoin değil aslında. Bitcoin bildiğiniz gibi Bitcoin yükseliş trendine girerse diğer altcoinler de yükseliş trendine giriyor. Hem Elon Musk tarafından hem de Bitcoin açısından çok güzel bir haberler var ve ben o haberleri açıkçası bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitcoin madencili konseyi bugün Bitcoin enerji kullanımını açıklayacak. Elon Musk demişti ki %50 temiz enerji bakın %50'lik oranda temiz enerji kullanılırsa e, Bitcoin kullanacak arkadaşlar Tesla için bildiğiniz gibi Elon Musk Tesla ile alım satımlarını yani Bitcoin ile alım satım yapıyordu onları durdurmuştu ve dedi ki %50 oranında temiz enerji olursa yeniden e, alım satımlarımızı Tesla üzerinden yapacağız demişti yani Tesla bir araba markası bildiğiniz gibi Elon Musk'ın arabası arkadaşlar yeniden Bitcoin ile ödeme yapacağını yakın zamanda bu Bitcoin için güzel bir haber açıkçası Bitcoin'e belki de yükseliş trendini sokabilir bu haber. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Bitcoin bir serbest kalıyor bir yeniden düşüyor tekrardan yükseliyor yani piyasa yeniden arkadaşlar karmaşık bir durumda net bir şey söylemek zor. Bugün ben bir şey söylüyorsam yarın tutmuyor yarın bambaşka bir şeyler oluyor. Son zamanlarda arkadaşlar piyasada öyle bir durum var ki her şey böyle alt üst olmuş durumda her şey karma karışık durumda. Bugün analiz yapsak yarın analiz bazen tutuyor bazen tutmuyor. Yani ne olduğu belli değil. Bir gün bir ben mesela bugün bir analiz yapıyorum. Yarın bir adam çıkıyor ki diyor ki e, şu şu olacak. Mesela yazıyor. Diyor ki Shiba yazıyor. Bilmem ne yazıyor arkadaşlar. Mesela Elon Musk üzerinde örnek verelim. Mesela adam diyor ki Doge coin yazıyor ve Doge coin bir anda %20'ye %30'luk artışlara girebiliyor. Olmayacak şeyler oluyor arkadaşlar. Yani şu zon, son zamanlarda hiç olmayacak şeyler. Biz e, gözde kestiremeyiz tabii ki. Kahin adamın ne zaman tweet atıp atmayacağını bilemeyiz. Fakat şu son zamanlarda biri bir çıkıyor tweet atıyor. Bütün arkadaşlar e, analizlerimiz çöp oluyor. Açıkçası şu son zamanlarda analiz yapmak biraz zorlaştı diyebilirim. Çünkü piyasayı manipüle eden kişiler var. Çiftlik kurucusu Tosuncuk arkadaşlar Türkiye'ye teslim oldu. Bildiğiniz gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu. Mehmet Aydın isimli şahıs arkadaşlar Brezilya'daydı ve Brezilya'da teslim oldu. E artık Türkiye'ye geri gelecek. Yani Türkiye'ye ne zaman gelecek onu bilmiyorum. Fakat güzel bir haber bu bizim için dolandırıcı olarak bildiğiniz gibi çiftlik bankı kurmuştu ve dolandırıcıydı arkadaşlar. İnşallah hayırlısı Todex'in başına da gelir. Bakalım Todex'in kurucusu da yakalanacak mı veya teslim olacak mı? Bitcoin Madencilik Konseyi arkadaşlar ikinci çeyrekte. %56 enerji kullanımına ulaştı yani sürdürülebilir yani temiz enerji oranına Ulaşmayı başardı. Yani bu demektir ki Elon Musk artık Bitcoin ile e, Tesla'yı birleştirecek diyebiliriz. Artık e, Tesla'nın alımları Bitcoin üzerinden olabilecek. Ve dediğim gibi kısa zamanda bunun açıklamasını bekliyoruz. Elon Musk'tan Bitcoin hakkında bir tweet bekliyoruz. İnşallah bu tweet çok geç olmaz ve erken gelir ki Bitcoin'i trendine sokasın. İnşallah bakalım hayırlısı. Bankın kurucusu Mehmet Aydın Bitcoin yatırımıyla 500 milyon TL'den 5 milyar TL'ye parası yükseldi arkadaşlar. Bitcoin'e 500 milyon TL yatırım yapmış ve o 500 milyon TL'si 5 milyar TL olmuş. E, nerede bizde böyle bir şans diyelim. Maalesef ki bizde böyle bir şans yok arkadaşlar. Adam 5 milyon yatırım yapıyor ve o 5 milyonu 5 milyar TL olarak geri alıyor arkadaşlar. Bayağı bir güzel bir miktar açıkçası. Milyarlardan bahsediyoruz. Şu anda bayağı bir güzel bir değer fakat şu anda o teslim olduğu için e, maalesef ki o parayı da büyük ihtimal devlet el koyar diye düşünüyorum. Şu anda öyle bir ana denk geldik ki e, 0.03 yani ne yükselişte şu anda değişti tabii ki de. E, tam da 0.03'deydik arkadaşlar yani böyle bir düş olmaz diyecektim fakat e, 0.73'e geldi düşüşü. Yani bir 1 %1'lik düşüş oranında diyebiliriz şu anda ben bu videoyu çekerken. E, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri arkadaşlar 0.84 yani yüzde birlik oranda artışta diyebiliriz. Fakat gözümüz hacime kayacak olur ise maalesef ki en can alıcı yer burası. Hacimi günden güne arkadaşlar eriyor. Şu anda ben bu videoyu çekerken %33'lük oranda düşüşte fakat ben bu dün videoyu çekerken hacim bu kadar düşük değildi açıkçası. Bayağı bir düşmüş arkadaşlar. Maalesef ki Shiba hacmi hacimi günden güne eriyor diyebiliriz. Şimdi Shiba coin'de ne mi olacak? Benim görüşlerimce, benim kendi yorumlarımca arkadaşlar kısa vadede bakın kısa vadede Coinbase Pro listelenmesi olacak. Bildiğiniz gibi Coinbase Pro listelenmesini unutmayalım sakın. Çünkü Coinbase Pro listelenmesi olayı yeniden ortaya çıkınca Shiba coin'de bir yükseliş trendi olacak. Bu yükseliş trendi benim görüşümce %20 ila %30 arasında değişebilir arkadaşlar. Yani büyük ihtimal %20'lik bir oranda yükseliş bekliyorum açıkçası. Listelendiğinden sonra 1-0 atar mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Coinbase Pro listelenmesi olurken Shiba Coin yanında 1-0 gider mi? Şu anda kalemde sildiğim 0 Coinbase Pro'dan gider mi? Shiba Coin'in yanındaki 1-0 gider mi? Bakın size çok ciddi bir şey diyeceğim. Ee, gidebilir ancak o 1-0 gider ya şu an silelim arkadaşlar o bir sıfırın gittiğini düşünelim. Bu nasıl gidecek Eşibo koyun kendi halindeyken değil yani Shibo e herhangi bir destek gelmeden değil. Shibo koyun anca yanındaki sıfıra kısa vade için konuşuyorum burada şu anda kısa vadeli olarak uzun vadeli değil belirteyim bunu da kısa vadeli olarak ancak yanındaki o sıfır arkadaşlar koyun Pro listelenmesiyle atar. Atar ama sonra ne olur? Coinbase buraya. Bu coin listelenir. Yani Shiba coin. Coinbase buraya gelir. O attığı sıfırı da geri iade eder arkadaşlar. O attığı sıfırı sizlere geri sıfır olarak yeniden gelir. Bunun nedeni bariz bir şekilde çok ama çok belli. Coinbase buraya listelenmeden önce koyun Coinbase buraya listelendiğini duyan insanlar alım yapacak. Bakın şu anda milletimiz veya hatta sadece bir Türk, Türkiye milleti açısından bakmayalım. Diğer dünya insanları da arkadaşlar birazcık zekiler. Neden mi? Çünkü diyecekler koyun best listelenecek. Ben kısa vadeli olarak bu coin'e gireceğim. Kısa vade dediğim şey de şu. Bir haftalık veya hatta hadi iki haftalık bir hafta ila iki hafta içerisinde ben bu coin'den net karımı %20 veya %30 oranında bekliyorum diyecekler. Ve net karlar arkadaşlar %20 ila %30'a ulaşır ulaşmaz direkt men satışa gidecekler. Ben bunu sizlere açıkçası söylüyorum. Yanındaki sıfırı atar ancak yeniden o sıfırı geri alır. Açıkçası bu çok ciddi bir konu arkadaşlar. Ben ciddi ciddi şu anda bunu söylüyorum. Şu anda kendi halinde kalsa yani Coinbase Pro listelenmesi çıkmasa o yanındaki sıfırı atması kısa vadede birazcık zor arkadaşlar ama Coinbase Pro listelenmesi çıkacağı için o yanındaki sıfırı atacağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi yeniden o yanındaki sıfır Geri gelecek. Şu anda bu coin'i alttan toplayanlar var. Bakın düşükten toplayanlar var. Şu anda bu coin'e Coinbase Pro listelenmesi olmadan önce alanlar da olacak. Sonra bu coin Coinbase Pro'ya çıktıktan sonra hop düşüş trendine girecek arkadaşlar. Dediğim gibi az önce bahsettiğim örnekte %20-%30'luk kar alan herkes bu coin'den geri çıkacak. Dediğim gibi kısa vadede bir sıfırını atabilir. Bakın kesin atar da demiyorum. Atabilir ancak geri alacaktır o sıfırı. Dediğim gibi maalesef ki biraz gerçekçi olursak arkadaşlar bu coin'de durumlar böyle. Bir videomuzun daha sonuna girelim. Kanalıma abone olup videoma like atarak bana destek alabilirsiniz. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere.